Evet değerli arkadaşlarım, bir Top Eleven videomuza da hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Malum mübarek bir ay içindeyiz. Bütün buradaki kardeşlerimin, tüm İslam aleminin ve tüm Müslümanların da Ramazan-ı Şerif'ini kutlarım. Hayırlara vesile olsun değerli kardeşlerim. Efendim bugün ben bir kolaj yapmayı düşündüm. Daha evvelki videolarımda izleyemeyen arkadaşlarım için şöyle önemli püf noktalarını tek bir video altında toplamak ve bir kolaj yapma ihtiyacı hissettim. Umarım inşallah sizlere de iyi fikirler, güzel fikirler veririz diyorum değerli dostlarım. Tabii ki yorum yapan arkadaşlarıma ve videomuza katılan, bana sorular soran, güzel yorumlarını yapan, tabii bunun dışında eleştiri de yapan arkadaşlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum öncelikle. Evet değerli arkadaşlarım, lafı çok uzatmadan konumuza geçelim. Top Eleven biliyorsunuz 3D'yi bu sezonun başından itibaren uygulamaya koydu. Bununla ilgili zaten diğer arkadaşlarım çok sayıda oynadıkları karşılaşmaların videolarını sizlere aktardılar, sizlerle paylaştılar. Ben bununla ilgili herhangi bir artı bir şey daha yapmayı düşünmedim değerli arkadaşlarım. Şimdi ben olumlu buldum, gerçekten olumlu buldum. Daha evvelden de bahsettiğim gibi birçok oyunundan sıkılan, çünkü uzun süredir oyun tek format üzerinde gidiyordu. Yani bir yerden sonra artık insanlar sıkılmaya başlamıştı. Bırakanlar olmuştu, ara verenler olmuştu. Onlar için de bence daha güzel, onları tekrar oyuna katabilmek amacıyla Top Eleven biraz da geç bile kalınmış olsa iyi bir 3D'yi şey yaparak, 3D uygulamaya sokarak oyuna yeni bir canlılık getirdi, yeni bir güzellik getirdi diyorum değerli dostlar. Ben olumlu buluyorum. Genelde de bütün arkadaşlarımın olumlu bulduğunu düşünüyorum. Zaten ufak tefek güncellemeler ile de oyun daha da iyi bir hale gelecektir diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi efendim, öncelikle daha evvelki videolarımdan toparlayaraktan gitmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi benim her zaman üzerinde durduğum şey, bak, bu. Bunu daha belki videolarımda hep aktarmaya çalışmıştım. TP bonusu. Değerli arkadaşlar, çok önemli. İşte püf noktaları, yani makine gibi bir takımın püf noktalarından bir tanesi oyun için. Değerli arkadaşlar, TP bonusu oyuncunuzun antrenmandan aldığı maksimum değer. Her zaman söylediğim gibi %8 iyidir ama %10 da çıkabilirseniz fevkalade iyi olur değerli dostlar. Bunun dışında moral ve şeyde üst düzeyde olursa takımınız için bir artı değer olur değerli arkadaşlar. Şimdi hemen buradan çıkıyorum. Biraz bu sefer daha kısa kısa geçeceğim arkadaşlar. Kolej olduğu için daha kısa kısa şey yapacağım. Benim antrenman, günlük antrenmanlarım değerli arkadaşlar. Evet, bu hücum antrenmanım, beceri, pas, şut, koşu, teke tek bitiricilik, duran top kullanma, şut tekniği ve beceri alıştırması. Yani bu altılı her gün ben aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Hücum bölümü için. Bu konuyla ilgili bazı sorular olmuştu. Oyuncularının tamamını seçiyorum arkadaşlar. Öyle hücum oyuncusu, orta saha oyuncusu, defans oyuncusu gibi ayırım yapmıyorum değerli dostlarım. Bu dediğim gibi hücum açısından olan antrenmanımız. Raporlardan gidiyorum değerli arkadaşlar. Bu işin pardon, bu işin savunma kısmında olan
antrenmanımız, video analiz, top çevirme, kafayı. Ben dediğim gibi arkadaşlar, zor ve çok zor antrenmanları yaptırmıyorum. Açıkçası daha evvelki bir videomda da bunu da bahis etmiştim sizlere. Ben çok fazla faydalı olduğuna inanmıyorum arkadaşlar. Çok fazla yeşiliniz gidiyor. Takımınız çok fazla daha yoruluyor. Ama çok da büyük bir katkı sağladığını ben düşünmüyorum. Benim naçizane görüşüm, tabii ki en iyisini, en doğrusunu da açıkçası sizler bilirsiniz. Bu da benim savunma antrenmanım değerli arkadaşlar. Savunma. Savunma için de bu antrenman paketini kullanıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde oyuncuların tamamını seçerek. Ve en sonunda da zihinsel ve fiziksel antrenmanımız için zihinsel ve fiziksel antrenman içinde beceri alıştırması, pas şut koşu, pardon özür diliyorum, bu şut antrenmanıydı. Orada bir karışıklık oldu, özür diliyorum. Fiziksel ve zihinsel içinde ısınma, germe, merdivenli koridorda uzun koşu, germe ve ısınma. Şimdi değerli arkadaşlar, o hücum ve savunma paketini yaptınız. Oyuncularınız hala da %8, %10 olur ama toplam takım bonusunuz %32'de kalır. Eğer bakın, ısınma, germe bu şu sırayı yaparsanız, şu sırayı uygularsanız değerli dostlarım, %40'la, yani takımın toplam TP bonusu %40'la antrenmanı tamamlarsınız. Şunun yerine merdivenli kroeti 2 defa yapıp germeyi 1 defa yaparsanız %32'de kalırsınız değerli arkadaşlar. Yani fiziksel ve zihinseliniz %10 olmaz. Bakın burada ufak bir püf noktası var. Bunu gözden kaçır, tekrar izah etmek istiyorum. Fiziksel ve zihinsel antrenman paketinde oyuncuların tamamını seçtiniz. Bütün antrenmanlarda olduğu gibi tamamını seçtiniz. Isınma, germe, merdivenli kroete uzun koşu, germe, ısınma. Yani kolay ve çok kolay antrenman paketini aldık. Ama merdivenli kroeti germenin yerine koyarsanız, mesela ısınma, merdivenli kroete, germe, uzun koşu, merdivenli kroete ısınma yaparsanız %32'de kalır efendim. %8'de kalır şeyiniz, zihinsel ve fiziksel yüzdeniz. Yani şöyle söyleyeyim efendim. Değerli arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şurası %8'de kalır. Bunu %10 yapmak için de şurası %8'de kalır. Bunu %10 yapmak için de germeyi 2 defa kullanmak durumundasınız değerli arkadaşlar, fiziksel ve zihinselde. Yani şu germeyi 2 defa kullanmak zorundasınız. Bu paketi uygulamak istiyorsanız değerli dostlarım. Bu konuda alakalı olaraktan hemen geçiyorum. Sizin de mübarek günde fazla vaktinizi almadan devam ediyorum. Bir evvelki videomda bahsetmiştim. Evet. Bir evvelki videoda bahsetmiştim değerli arkadaşlar. Kendimi bir saniye kendimi şöyle alıyorum. Bunu kapatıyorum. Teşvik birimi. Evet değerli arkadaşlar. Bu teşvik birimi çok önemli. Yani bu bakın biraz evvel söylediğim gibi TP bonusu takım antrenmanı devamlı %10'la çıkmanız için yani toplamında %40 oyuncu bazında %10'la çıkmanız için benim uyguladığım antrenman sistemi benim bu konudaki tecrübeme dayanarak çok zor ve zor antrenmanlar fazla fayda sağlamadığını ben gördüm arkadaşlar. Ama karar tabii ki bu konuda sizindir. Ben bu konudaki kararı size bırakırım.
Şimdi teşvik primi çok önemli arkadaşlar. Bir evvelki videomda izleyen arkadaşlar bilirler. Teşvik primini her iki sezonda, üç sezonda bir mali matematik dengenizi koruyaraktan, gelir ve giderinizi koruyaraktan yaparsanız oyuncularınızın maça hani aynı real hayattaki gibi, gerçek hayattaki gibi nasıl takımlar için teşvik primi verilir, nasıl motive edici mesela önemli derbilerden önce, önemli maçlardan önce başkanlar, yönetim kurulları bir teşvik primi şey yaparsa siz de oyuncularınız için teşvik primini burada uygulayabilirsiniz. Bence faydalı sağlayacaktır diye düşünüyorum değerli dostlarım. Bunun dışında makine gibi bir takımın bir başka püf noktası. Gençler, antrenman, sağlık, otopark, stadyum ve hizmetler. Bunları da oyun sizi yönlendirdiği şekilde zaten ünlemle oyun yönlendirir. Mesela ben şu anda stadyumda bir koltuk büyütme yapıyorum. Büyüterekten de gelir elde edersiniz değerli arkadaşlar. Şimdi federasyonlar bana bu konuda sorulan sorulardan bir tanesiydi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Açıkçası ben federasyonlar konusunda çok çok böyle bilgili değilim. Ha, bu konuda daha bilgili arkadaşlarım vardır. Federasyonlar fayda sağlar mı? Tabii ki sağlar. Tabii ki sağlar. Yani ben hani bu konuda çok bilgili değilim diyorum ama tabii ki fayda sağlar görüşündeyim. Ama ben mesela herhangi bir futbol federasyonuna üye değilim. Benim PAF takımlarım var. Bu PAF takımlarını hemen size de yapayım. Ben kendimi şöyle alayım değerli arkadaşlar. Mesela şu bir, iki değerli arkadaşlarım. Dört değerli arkadaşlarım. Ve en sonunda da şu Eagle Star. Bunlar benim PAF takımlarım. Daha doğrusu ikincil hesaplarım diyeyim daha doğrusu değerli arkadaşlarım. Bunlar şu anda bir federasyon içindeler. Dolayısıyla tabii yani en azından gelen tokenlarla transfer yapılabilir. Gelen tokenlarla bulunduğunuz altında mısınız? Platinyumda mısınız? Gümüşte misiniz? Yani bulunduğunuz kategoriye göre federasyonlar fayda sağlıyordur. Dolayısıyla bu konuda benim size çok fazla detaylıca bir bilgi verme şansım yok. Ama federasyonla uğraşan arkadaşlarımız sizler için bu konuda daha fazla bilgi verecektir değerli arkadaşlarım. Şimdi esas benim şey yapmak istediğim, evet, video alıştırmaları arkadaşlar. Top 11 hatırlarsınız geçen sezon ve bu sezonda devam etmek üzere bir video alıştırmaları yaptı. Aşağı yukarı 6-7 gün kadar bu devam ediyor. Bence çok faydalı arkadaşlar. 8 saatte bir yenileniyor. 8 saatte bir 4 antrenman yapma şansınız var. Şu anda ben tabii canlı gösteremiyorum. 2 saat 21 dakika benim gördüğünüz gibi bir şeyim var. Bekleme sürem var. O beklemenin sonunda ihtiyacınıza göre futbolcunuza hücum, orta saha ve savunma. Hücum, orta saha ve savunma olarak üç şekilde size şey yapıyor arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi. Şimdi 8 saatte bir yenilenen bu antrenman bence çok olumlu arkadaşlar. Bence çok olumlu. Bunu yapın. Yani mümkün olduğu kadar ihmal etmeyin. 8 saatiniz dolduğu zaman zaten telefonunuza veya tabletinize nereden kullanıyorsanız bir uyarı geliyor. Ve 4 tane antrenmanı istediğiniz futbolcuya atayabiliyorsunuz. Kısa bir reklam izliyorsunuz. O kısa reklamın arkasından Top Eleven size o hakkı tanıyor. Bence güzel. Mesela Kralların Kralı bir etkinlik vardı. Onu birçok arkadaşım gibi ben de hiç olumlu bulmuyordum. Yani bu etkinlik geçen sene başladı biliyorsunuz arkadaşlar. Geçen sezon ilk şeyini yaptılar. Bu sezon devam ediyor. Bence büyük bir ihtimalle devamını getirecektir Top Eleven. Keseceğini düşünmüyorum. 6-7 gün kadar bunu muhakkak yapmaya çalışın değerli arkadaşlar. Yapmanızda fayda görüyorum. Onun dışında güçlendirme laboratuvarı zaten keyfek eder değerli arkadaşlarım.
Geçen sezon bu etkinliği tamamlamıştım ama bu sene 6. seviyeye kadar geldim. Tekrar token harcamak istemiyorum. Çünkü oradan bir iki futbolcu da aldım. Bu etkinliği de yaparsanız çok iyi olur. En azından işinize yarayabilecek, o anda ihtiyacınız olabilecek, takımınıza fayda sağlayabilecek bir futbolcu, bir iki tane futbolcu kadronuza katabilirsiniz. Bu da güzel olur, şık olur diyorum değerli arkadaşlarım. Şimdi efendim ben bugün biraz kolaj yapmaya ihtiyacı hissettim. Yani TP bonusuyla başladık. TP bonusu çok önemli arkadaşlar. TP bonusu takımın aldığı maksimum antrenman yüzdesi. Çok önemli. Moralinize en yüksek çıkmaya çalışın. Elinizdeki imkana göre, mavinizin durumuna göre en yüksek çıkmaya çalışın. Şu anda ekranda görülen video alıştırmaları güzel bir etkinlik. Her sezon devam edeceğini düşünüyorum. 7 gün boyunca, o 7 gün içinde de her 8 saatte bir muhakkak kısa kısa videolar izleyerekten yapmaya çalışın değerli arkadaşlarım. Dostluk şampiyonalarına katılanabilir. Yani çok çok anormal bir şey yok. Getirisi yok işin açıkçası değerli arkadaşlar. Ama dostunuzla normal şartlarda karşılaşamayacağınız seviye farkından dolayı, sizden ufak olabilir, büyük olabilir, seviye farkından dolayı karşılaşmayacağınız dostlarınızla böyle bir lig havası içinde güzel bir şekilde bir dostluk şampiyonasına katılabilirsiniz. Bunda da herhangi bir şey yok. Efsanevi dersler adı altında bu seneki etkinlikte geçen seneki gibiydi. Ama buna da katılın. Dediğim gibi buradan da bir iki futbolcu alabilirsiniz. Aldığınız her futbolcu size fayda sağlar. Mesela efendim güçlendirme laboratuvarı. Şimdi ücretsiz olarak alabileceğim. Mesela şu geçen seneden başladı. 26 yaş üstü oyuncularda %10 etkisi olur diyor. Zaten ücretsiz olduğu için bunu herkes alıyordur yani doğal olarak da. Çünkü kadrosunda 26 yaş, 26 yaş ve üstü olan futbolcular için %10'luk bir etki yapıyor. Güzel bir etki olur. En azından takım antrenmanlarınızda şey yapabilir. Ama bundan sonrası keyfe keder tabii. Ücrete mukabil olduğu için. Bundan sonrası da keyfe keder duruma göre. Anlayacak şeyler. Bu konuda herhangi bir şey söyleme durumum yok. Evet arkadaşlar. Özellikle alternatifli kadro bulundurmaya çalışın. Her mevkiinizde alternatifli kadronuz oluşsun değerli arkadaşlar. Bu sene ağırlıkla ben böyle bir sistemde oynuyorum. Sistemim bu. Bu seneki. Yani bu sezon sistemim bu. Açık arttırmadan oyuncu alabilirsiniz. Ancak lakin ben açık arttırmadan 4 futbolcu alınacağına bir tane gözlemciden almayı tercih ediyorum. Çünkü açık arttırmada gerçekten yeri geliyor değerli kardeşlerim. Açık arttırmada yani etmeyecek oyuncular 25, 30, 35 token'a kadar çıkabiliyor. Çünkü sadece bunu biz oynamıyoruz. Yani bunu bütün dünya oynuyor. Dünyada bilinen bir oyun bu Top 11. Sonuç itibariyle istediğiniz oyuncuyu almak için bazen de hırsa kapılaraktan yani 20-25 token harcamak zorunda kalabiliyorsunuz. Bunun dışında para. Yani bunu alıp da yani şimdi ahkamda kesmek istemiyorum. Dolayısıyla tabii herkesin kadrosu kendine göre. Ama hani gözlemciden oyuncu almak, 4 tane oradan alacağınıza bir tane gözlemciden almayı ben tercih ederim diye düşünüyorum. Daha evvelki videolarımda da bu konuyla alakalı bahsetmiştim değerli arkadaşlar. Alternatifli kadronuz elinizde olsun diyorum. Çünkü alternatifli kadro önemli. Takım düşürme olayını daha sonra bir ara çekmek istiyorum. Hani neler yapılıyor son hafta. Çünkü bazı arkadaşlarımız tabii bunu pek hafife alıyorlar. Ama o da bir icraat gerektiriyor. O da bir kafa yormak gerekiyor. Onun da bir mantığı var. Öyle gelişi güzel takım sezon sonunda düşürülmüyor. Onun da bir planlaması var, programlanması var. Öyle onu aldım, bunu sattım da maalesef olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla
O açıdan onunla ilgili ayrı bir video zamanı geldiği zaman inşallah belki sezonun sonuna doğru diyeyim. Şöyle hani daha arkadaşlar ben hani kısa kısa aralıklarla video çekmiyorum. Daha evvelden söyledim. Arkadaşlar bununla ilgili sorular da oluyor. Hani bir konu bulmaya çalışıyorum. Yani faydalı olabileceğim, insanlara bir şeyler aktarabileceğim, onlardan bir yorumlardan ben de fikir alabileceğim. Sizle beraber ben de bir fikir alıyorum değerli arkadaşlar. Sizin yapmış olduğunuz yorumlardan, sorulardan, önerilerden, görüşlerden ben de fikir alıyorum. Dolayısıyla karşılıklı fikir alabileceğim bir konu olduğu zaman ancak yapıyorum. Tabi bu da biraz zaman alıyor arkadaşlar. Yani 2 günde, 1 günde bir video çıkartmak, işte o maçı yayınlamak, şu maçı yayınlamak, şunu yapmak açıkçası bana pek şey gelmiyor. Yapan arkadaşlarımız da var. Ellerine sağlık onların da değerli arkadaşlar. Bugün şöyle bir toparlamak istedim. Yani şöyle bundan evvel konulardaki hassas noktaları toparlamak istedim. TP bonusları, antrenmanlar çok önemli dedim. Maç esnasında yüzdeler, yüzde işaretine maç olmadığı için onu gösteremedim. Maç esnasındaki o alttaki, sol alttaki yüzde işareti, oradaki vermiş olduğunuz emirler, şimdi sağda oldu. Pardon, tabii eski bir sisteme göre ben solu hala da eskide kaldım değerli arkadaşlar. Bu yeni 3D'de sağ tarafta. Ona da alışacağız. Ona da kısa süre içinde elimiz alışır inşallah. Dolayısıyla alternatif bir kadro kurmaya çalışın. Her mevkinizin en az 2 tane oyuncusu olsun. Çünkü bu işin sadece sakatı yok, cezası da var. Cezalı aldı. Şey yapmayın. Transferi yaparken değerli arkadaşlar lütfen bu çok çok önemli. Bunu yıldızla işaretliyorum. Transferde bakın transfer yaparken bu söyleyeceğim şeyleri lütfen altına mim koyun. Taktiğinize göre transfer yapın arkadaşlar. Transferleri yapıp şu futbolcuyu aldım, bunu aldım. Ya şunu nasıl ona oynatacağım? Ne şekilde oynatacağım? Yapmayın. İşte o zaman başarısız oluyorsunuz. Gerçekten önce taktiğe, bu sene ben nasıl oynamak istiyorum? Bu sene ben dörtlü savunmayla oynamak istiyorum. Üçlü savunmayla oynamak istiyorum. DMC kullanıyorum, kullanmıyorum. Ama yine de elinize bir tane bulunsun. Yani ola ki sezon uzun. Sakatı var, cezası var. Dolayısıyla elinizin altında alternatifli kullanmazsanız da en az bir tane alternatifli bir kadro bulunacak. Üçlü bir orta sahayla mı oynayacaksınız? Bir AMC, bir striker mı yapacaksınız? İki strikerla mı oynayacaksınız? Önce bunu belirleyip sezonun başında ona göre lütfen transfer yapın değerli arkadaşlar. Bu çok önemli. Bakın buna özellikle yıldız koyuyorum. Yıldız koyuyorum. Transfer yaparken özellikle lütfen ve lütfen çok dikkat edin. Taktiğinize göre transfer yapmaya çalışın değerli arkadaşlar. Arkadaşlarım mübarek Ramazan gününüzü tekrar tebrik ediyorum. Bugün şöyle çok kısa kısa geçtim. İnşallah bir başka videomuzda bir başka zaman tekrar bir arada olmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın, esen kalın, hayırlı akşamlar diliyorum değerli arkadaşlar.